Hipertansiyon ciddi bir sorundur ve önemsenmezse ölümcül olabilir. Ama hipertansiyonlu hastalar uygun ilaçlar ve uygun bir yaşam tarzı ile problemsiz bir hayat yaşayabilirler. Hipertansiyonlu hastalar genellikle sadece ilaç kullanmanın yeterli olduğunu düşünürler. Ancak tedavide dikkat edilmesi gereken noktalar mevcuttur. Tansiyon hastası iseniz tedavide bazı püf noktalarına dikkat etmeniz çok önemli. Bunlara uyarsanız tedaviniz kolaylaşır ve başarıya ulaşır. Uymazsanız ise tansiyonu kontrol altına almak zorlaşır ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Dikkat etmeniz gereken bu kuralları kısaca özetlersek. Tansiyon ilaçlarını doğru ve düzenli kullanın. Bunun için de doktorunuzu iyi dinleyin. Unutmayın ki ilacınızı yanlış alırsanız tansiyonunuz düşmeyecektir. Tansiyon ilacını her gün alın. Tansiyon ilaçları sadece alındıkları gün etkilidir. O nedenle ilacınızı almayı unutursanız tansiyonunuz hemen yükselecektir. Tansiyon ilaçları gün aşırı alınamaz. İlacınızı aksatmamaya çalışın. Tansiyon ilacını her gün aynı saatte alın. Unutmayın ki ilaçların belli etki süreleri vardır ve en fazla 24 saat etkili olabilirler. O yüzden ilacınızı düzenli hep aynı saatte almak gerekir. İlaç saati gecikirse ilacın etkisi geçeceğinden tansiyonunuz yükselecektir. Bugün tansiyonun normal, tansiyon ilacımı almasam diye bir şey olamaz. Tansiyon ilacınızı doktorunuzun belirttiği saatte tansiyonunuzu ölçmeden alın pek çok hasta önce tansiyon ölçüp yüksekse ilacını almaktadır. Ama bu kesinlikle yanlıştır. Tansiyon ilacını almak için tansiyonunuzun yükselmesini beklemeyin. İlaçlarınızı kendi kendinize kesmeyin, mutlaka doktorunuza danışın. Gerekirse dozu doktorunuz ayarlasın. Düzenli olarak tansiyonunuzu ölçün. Tansiyon ilacı kullanıyorsanız haftada iki gün mutlaka tansiyonunuzu ölçün. Doktorunuz dışında kişilerin önerdikleri ilaçları kesinlikle kullanmayın. Herkesin hastalığı farklıdır ve sizi en iyi tanıyan doktorunuzdur. Bir arkadaşınıza çok iyi gelen bir ilaç size zarar verebilir. Tansiyonunuz normal bile gidiyor olsa yılda bir kez mutlaka doktora gidip kalbinizi, gözlerinizi ve böbreklerinizi kontrol ettirin. Yasada satılan ve bitkisel olduğu söylenen maddeleri doktorunuza sormadan içmeyin. Çünkü bir maddenin bitkisel olması masum olduğunu göstermez. Unutmayın kokain de bitkisel ama çok zararlı. Ağrı kesicilerden uzak durun. Antiinflamatuar olarak geçen ağrı kesiciler tansiyon ilaçlarının etkisini bozabilir. Mümkün olduğunca ağrı kesici kullanmayın. Zaten bu grup ağrı kesici ilaçlar sık kullanıldıklarında böbreklere zarar verebilirler. Ancak doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kısa süreli olarak kullanın. Yürüyüş yapın. Haftada en az 3 gün 45 er dakika tempolu yürüyün ama yürüyüşünüzü çok sıcak, çok soğuk havada yapmayın. Üzerinizde rahat giysiler olsun. Dolu mide ile yani yemekten kalkar kalkmaz yürüyüş yapmayın. Tuzu azaltın. Yemek sofrasından tuzu kaldırın. Gizli tuz içeren gıdalardan ve içeceklerden uzak durun. Örneğin turşu, ev salçası, şalgam suyu ve ebe. Zeytin ve peynirin tuzunu arındırmaya çalışın. Sadece tuzu azaltmak bile tansiyonunuzu 5-10 mmHg düşürecektir. Sigaradan uzak durun. Sigaranın içindeki zararlı maddelerin hatta bunlara zehir bile diyebiliriz, doğrudan damarlar üzerinde büzücü etkisi vardır. Bu nedenle sigara içer içmez 15 dakika içinde tansiyonunuz yükselmeye başlar. Sigaranın tansiyonunuzu yükseltmesini engellemelisiniz. Sigarayı yanınızda bile içirmeyin çünkü yanınızda içilen sigaranın dumanından bile pasif olarak damarlarınız etkilenmekte, unutmayın. Karın yağlarından kurtulun, fazla kilolarınızı verin. Karın içindeki yağlar doğrudan tansiyonu yükseltici özelliğe sahiptir. Göbek bölgesinde depolanan bu yağlar, sadece tansiyonu değil, aynı zamanda kalp hastalığını da davet eder. Bu nedenle el kilolu iseniz veya göbeğiniz varsa mutlaka bu yağlardan kurtulmanız gerekti. Bunun için de düzenli yürüyüş yapmanız ve de karbonhidrat, ekmek, börek, kek ve beyan ve şekerden yapılan gıdalar tüketiminizi azaltmanız gerekiyor. Özellikle DAŞ ve Akdeniz diyetleri bu konuda iyi seçimler. Yukarıdaki maddeler uzun ve zor görünse de hipertansiyonlu hastalar 2-3 hafta sebat edip uygulamaya devam ederlerse bunlar alışkanlık haline gelir. Unutmayın ki en önemli yatırımınız sağlığınız. Kendinize iyi bakın.